Binbir Gece masallarından çıka gelmiş bir prensle karşı karşıyayız. Göz kamaştırıcı altın içeriği, tasarım harikası kıyafet hemen göze çarpıyor. Nur Muhammedoğlu, altın adamın çok hassas bir süreçten geçilerek sergilendiğini, iskeletin Esik Müzesi'nde saklanırken orijinal kıyafetlerin Cumhurbaşkanlığı Medeniyet Müzesi'nde koruma altında olduğunu belirtiyor. Peki, altın adamın bulunmasıyla ilgili efsaneler için ne diyor Bek Muhammedoğlu? Her yerde internetin, gazetenin beri anız. İnternette, gazetelerde yazılan hikayedir. Altın adamın nasıl bulunduğu hakkında 17 tane efsane vardır. Ama benim size anlattıklarımın tümü dokümanlarla ifade edilebilir. O kazma işlerinin başında duran kişi, sizin önünüzde duran ihtiyar. Yani bu saktav kazma cumusu 69. yıldan 2 Mausum sonun bası kasında bulgan buna şal. 10 bine yakın altın plaka, üzerindeki kaftan, pantolon, gömlek, şapka ve çizme gibi giysilerine bezenmiş durumda altın adamın. Prensin kıyafeti altın dövme sanatıyla yapılmış, leopar, koç, geyik, dağ keçisi, at ve kuş motifleriyle dantel gibi işlenmiş. Göktürklerden başlayarak Osmanlı'ya kadar Kaan, Han, Sultan, padişahların vazgeçilmez kıyafetlerinden biri olan kaftan, altın adamda vazgeçilmez bir giysi. Kenarlarına açılan deliklerden geçirilen iple tutturulmuş olan kaftanın üzeri 3000 üçgen altın plaka ile donatılmış. Kaptan başlı motifler de var kaftanın üzerinde. Prensin kıyafeti kadar şapkası da efsanevi. Şapkada dünya hakimiyetini simgeleyen 4 ok var. Güneş tanrısını sembolize eden iki kanatlı at motifinin işlendiği şapkada, Göktürklerin damgası olan dağ keçisinin de işlenmesi önemli bir benzerlik. Ayrıca 150 adet farklı biçim ve büyüklükte altın, plaka, dantel gibi işlenmiş şapkaya. Kazak kızlarının jaungirliğinin bilgisi. Bizim kızların düğün töreninde Saukale adlı şapka giyiyorlar. Bugünlere kadar altın insan kız mı erkek mi diye sorular vardı. Bu soruyu yaratan şey de altın insanın baş giyimi. Kızların Saukale'si altın insanın baş giyimine benzer. Onun için bazı bilim insanları altın insana kız diyorlar. Bilim insanlarına göre bu başlık düğünlerde giyilen şapkaydı. Saç olarak da kullanılabilirdi. Saç olarak değerlendirirsek bu giyim erkeğin olabilir. Türkü bulgan nerede sol altın adamın bas giyimi bulatın. Silah olarak da kılıç ve hançer kullanıyor altın adam. Kırmızı ahşaptan, kın içinde, altın kakmalı, uzun demir bir kılıç altın adamın sağ tarafında bulunuyor. Kılıcın kabzasının ucunda birbirine bakan boynuzlu iki kartal, kının üzerinde ise düşmana saldırır gibi bir pars yer alıyor. Altın adamın sol tarafında ise üzeri kuş ve at motifiyle işlenmiş, yarısı deri, yarısı da ahşaptan, kın içinde kısa hançer yer alıyor. Altın işlemeli kamçı ise Cengiz Han'ın devasa heykeline götürüyor bizi. Parmağında uzun ve süslü şapkalı bir erkek figürü bulunan prensin yüzüğünü mühür olarak kullandığı da tarihçiler tarafından belirtilen önemli bir ayrıntı.